Enstitü Investment'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gelecek hafta yurt içinde piyasaları neler bekliyor? Önemli veri gündemleri var ve bilançolar var. Bunlardan bahsedeceğiz. En son da BIST 100 endeksinin mevcut düşen trendi nereye kadar gidebilir ona bakacağız. Öncelikle haftanın gündeminden bahsedelim. Gelecek hafta yurt içinde veri gündemi oldukça yoğun olacak. Çünkü Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Onun dışında Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Körfez turu ziyaretleri var yine. Bu ziyarette bazı anlaşmaların artık imzalanması bekleniyor. Ve haftaya tabii ki önemli şirketlerin, BIST 30 ağırlıklı Koç grubu iştiraklerinin ve bazı özel bankaların finansallarını almaya başlayacağız. Bu finansalların içeride biraz endekse destek vermesi bekleniyor tabii ki. Öncelikle Merkez Bankası'nın faiz kararından başlayalım. Medyan anketler yayınlandı takip ettiğiniz gibi. Medyan beklentiler 500 bas puanlık bir faiz artışı olacağı yönünde. Yani %35'lere çıkması bekleniyor politika faizin. Bizim burada kurum olarak beklentimiz 250 bas puan yönünde. Bu tarafta şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu üyeleri değiştikten sonraki ilk faiz kararında 750 bas puanlık sürpriz bir karar gelmişti. Ardından 500 bas puanlık piyasa beklentilerine paralel geçtiğimiz ay bir faiz kararı gelmişti. Bu ayki toplantıda yine 500 bekleniyor. Yani 5 puanlık bir artış bekleniyor. Biz 2,5 puanlık bir artış bekliyoruz. Burada 2 hafta önce Sayın Bakanın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması olmuştu. Reel faiz noktasına yakınız şeklinde. Burada bunu Sayın Bakan bunu söylerken 12 aylık enflasyon beklentilerine yönelik bu açıklamayı yapmıştı. Dolayısıyla burada baktığımızda biz de Merkez Bankası'nın aslında faiz artışlarının da biraz daha hız keserek ulaşmak istediği nihai noktaya gideceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yıl sonuna kadar 250 bas puanlık yani 2,5 puanlık faiz artışlarıyla birlikte yılı %37,5 seviyelerine kapatabileceğini düşünüyoruz. Bu ay 500 gelirse sonraki aylar 250 bas puanlık beklentiler de artık piyasa beklentisi olacaktır. Dolayısıyla faiz kararı içeride önemli gündem olacak. Faiz kararlarını biliyorsunuz piyasa oldukça hareketli oluyor. İlk 750 bas puanlık kararda bankacılık endeksi tavana giderken sanayi tarafında sert düşüşler yaşanmıştı. Geçtiğimiz ayki toplantıda da 500 bas puanlık yine bir endekste geri çekilme dönemi vardı. Bu faiz kararı sonrası endeks yukarı yönde bir ivme yakalamıştı. Yine bugünkü faiz gelecek haftaki faiz kararı ile birlikte bankacılık tarafında tekrardan bir toparlanma hareketi görülebilir diye düşünüyoruz. Bu tarafı takip edeceğiz. Mehmet Şimşek'in Sayın Bakan'ın gelecek haftaki faiz Körfez ziyaretlerine değinelim. 3 ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor yine. Bu tarafta biliyorsunuz daha önce televizyonda yaptığı açıklamalarda da bazı anlaşmaların bitirileceğini söylemişti. Bu tarafta 51 milyar dolarlık Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan bir ön anlaşma var. Bunun 27 milyar dolarlık kısmının yenilenebilir enerji tarafına olacağını söylemişti Sayın Bakan. O tarafta bu taraftaki daha yenilenebilir tarafa ilişkin bazı anlaşmalar, bazı siparişler, iş anlaşmaları, birleşmeler bu taraftan bazı haberler gelebilir. Sayın Bakan'ın ziyareti o yüzden önemli olacak. Yine aslında bu hafta baktığımızda haftaya başlarken Arap Emirliklerinde kraliyet ailesine daha doğrusu Baye'de büyük bir şirketin, bir grubun yurt içinde bir yenilenebilir enerji şirketini satın almasıyla alakalı, daha doğrusu ortaklıkla alakalı ön görüşmeler yapıldığı bilgisi düşmüştü. Yabancı basından, Bloomberg Terminal'den takip etmiştik bu kararı. Bu tarz kararlar, satın alma, birleşme kararları ilerleyen dönemde acaba bu hareketin bir öncüsü mü olabilir diye piyasa biraz bu tarafta ilişkin beklentileri artmış durumda. Dolayısıyla haftaya Sayın Bakan'ın ziyaretleri o açıdan önemli olacak. Ve bilançolar yine içeride önemli olacak haftaya. Tabii Çarşamba günü başladı bilançolar. Yine dün aldık bazı bilançoları. Bu akşam Arçelik bilançosu gelecek. Aslında her bilanço döneminde olduğu gibi Koç grubu iştirakları ve özel bankalarla başlıyoruz bilanço dönemini. Haftanın gündemine baktığımızda pazartesi günü Otokar'ın finansal sonuçlarını alacağız. Salı günü TAV, Yapı Kredi ve Türk Traktör. Çarşamba günü Ford Otosan, Tofaş, Tüpraş ve Aygaz'ın finansal sonuçlarını alacağız. Perşembe günü de Kale Seramik'in bilançosunun 3. çeyrek 9 aylıklarının açıklaması bekleniyor. Burada baktığımızda ağırlıklı olarak Koç grubu iştiraklarının finansallarını takip edeceğimiz bir hafta olacak. Dolayısıyla burada TAV, Koç grubu değil tabii ki ama TAV'ın burada iyi bir sonuç açıklaması bekleniyor. Mevsimsel olarak havacılık en yoğun döneminde. Ford Otosan
yüksek ihracat oranına sahip. Yine Tofaş tarafında iyi sonuçlar bekleniyor. Tüpraş çok iyi marjların ikinci çeyreğe göre çok daha yüksek seyrettiği, rafineri marj, orta distil ürünlerin marjlarının özellikle ikinci çeyreğe göre çok daha yüksek seyrettiği bir çeyrek geçirdi. Orada ciddi anlamda çeyrekten çeyreğe de net karda ciddi bir artış bekleniyor. Türk Traktör'de yine benzer zaten muhteşem sonuçlar açıklamıştı yılın ilk 6 ayında da. Getiri olarak da oldukça iyi performans gösterdi bu. Ve yine Yapı Kredi, yine bir Koç iştiraki Yapı Kredi'de de aslında bankacılık tarafında öne çıkması ortalama beklentilere baktığımızda en iyi sonuç açıklaması beklenen banka olarak öne çıkıyor. Bu şirketler endekste ağırlığı yüksek olan şirketler olduğu için açıklanan sonuçların beklentileri karşılaması, beklenti üstü sonuçlarda piyasaya biraz destek verebilir. Bu haftaya baktığımızda özellikle %6,5'luk bir geri çekilme var BIST endeksinde. Neredeyse Ağustos ayı başındaki seviyelere geriledi. 7500 lira kadar gerilemiş bir endeks var. Tabi Eylül ayında 7650'lerde bizim bir dipimiz vardı. Bu seviyenin altında şu an haftalık kapanış yapıyor olmak negatif görünse de dolar bazında baktığımızda 270-269 dolarlarda bulunuyoruz şu anda. Burada ben bir ekranla paylaşmak istiyorum eğer verebiliyorsak. Şurada dolar bazlı grafiğini göstermek istiyorum. Mevcut bugün gördüğümüz dolar bazlı en düşük seviye 269 dolarlar. Geçmişe döndüğümüzde buranın önemli direnç ve destek seviyeleri olduğunu görüyoruz bu seviyelerin. Baktığımızda yine burada, bu tarih ne zamanmış? Sene başı 2012 Aralık dönemi. Yani son bir yıllık işlemlerde 270 dolar önemli destek direnç olarak çalışmış. Dolayısıyla buradan gelebilecek tepki alışları önümüzdeki hafta içeride daha pozitif bir ivme yaşamamızı sağlayabilir. Mevcut düşüşü çok fazla jeopolitik gelişmelere bağlamıyorum. Biraz onun bahane olduğunu düşünüyorum. Tabii ki orayla beraber zayıf, risk iştahında bir zayıflama olması normal. Ancak baktığımızda yurt dışında böyle bir fiyatlama izlemiyoruz. Bizim de o taraflı bir alakamız olmadığı için bu biraz düşüşün bahanesi oldu. Son dönemde hacimlerde keskin düşüş var. Kredi maliyetlerinin çok yükseldiği için kredili pozisyonların kapatıldığını takip ediyoruz. Yani kredili pozisyon taşımanın maliyeti çok yükseldi. Ancak 8500'lerden 7500'lere gelen endekste de birçok hissede iskontonun arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyelerden hisse pozisyonu azaltmak yerine hisse pozisyonlarını portföylerde arttırmanın iyi getirili olacağını düşünüyoruz. Umarım haftaya daha iyi bir endeks izleriz diyelim. Bu haftaki zayıf performansın adından. Teknik seviye verecek olursak eğer dolar bazında dediğim gibi 270-269 dolar bölgesi önemli bir destek. Buranın altına geçilmemesi gelecek hafta bir tepki yükselişi için önem arz ediyor. TL bazında seviye verecek olursak eğer de 7700-7800 bandının üstüne geçilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde 8100-8250 bölgesine doğru bir atak izleyebiliriz. Çok sert bir şekilde geri çekildik. Son 10 günün 8'inde zayıf negatif kapattı endeks. Dolayısıyla bu tarz sert geri çekilmelerin dönüşünün de aynı benzer ivmede olması beklenmesi oldukça doğal. Dolayısıyla olası bir dönüş hareketinin de biz aynı sertlikte yaşanacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla burada gelecek hafta haber akışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor diyelim. Bu şekilde özetleyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar.